Hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir hafta önce YouTube teknoloji kanallarını sizler gibi gezerken 1 milyon, bakın 1 milyon izlenen Razer Huntsman V3 Pro klavyesini gördüm. Kanal Optimum. Birçoğunuz biliyordur zaten. Videosunu izlemek isteyen varsa arkadaşlar aşağıya bırakacağım. Bu Snap ve Scott sokt özelliklerini tam olarak anlatıyor. Teknik verilerine kadar anlatıyor hatta. İşte 0.1 milisaniyeler havada uçuşuyor. Benim öyle bir kameram, öyle bir düzeneyim olmadığı için ben maalesef bunları burada anlatamıyorum ve hızlandıracağım sizlere. Hatta bu videoyu izleyen takipçim klavye inceler misin dediğinde bu dedim ki yazılımsal bir olay. Birçok klavyede biz bunu göreceğiz. Artık buna ne kadar inandığı, ne kadar inanmadı bilmiyorum ama sonuçta da zaten yazılımsal olduğu için Razer'dan sonra Wooting, Razer'a cevap olarak bizim artık sokt özelliğimiz vardı. Peşinden City Series, Twitch'te şey Twitch diyorum. Twitter üzerinden Bizim klavyelerimizde de olacak dedi. Ama bu klavyeler yaklaşık 7 ve 8 bin TL arası değişiyor. Bu arada bilmeyen varsa sokt ve SnapTap aynı özellikleri ifade ediyor. Hiçbir farklılık yok. Sadece isim farklı. Bunu buradan söyleyeyim ki kafanız karışmasın. Yani bir SnapTap dese de sok dese de aynı şeyi anlamına geliyor. Peki sok ya da SnapTap nedir diye soracak olursanız. Klavye iki zıt yön algılandığında son giriş. Bakın son yaptığınız hareket. hareket öncelik olarak kaydediliyor. Karakteriniz savaş sırasında durma eylemi yerine zıt yönde devam ediyor. Normal şartlarda mesela D'ye bassanız peşinden A'ya basarsanız karakteriniz durur. D'ye bırakıp A'ya basmanız gerekiyor. Ya da A'ya bassanız D'ye basarsanız karakteriniz durur. A'dan parmağınızı çekip D'ye basmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu anlattıklarımı anlamanın en iyi yolu kesinlikle denemeniz. Yani ben burada videoda da göstersem çok böyle iyi anlamayacağınız için kesinlikle Gidin bunu herhangi bir e, oyunda deneyin. Göreceksiniz zaten farklı. Peki ben hangi klavyelerde denedim? Onu size söyleyeyim. Mekanik. Mekanik ve Hatsuba olan 1200 TL gibi EOSO markalarında bir de denedim. Çalışıyor. Apple markada da denedim. Çalışıyor. Asus'ta denedim. Çalışıyor. Sonra Asus Player 2'de denedim. Çalışıyor. Sıkıntı yok. Burada size büyük iş düşüyor. Lütfen denediğiniz klavyeleri aşağıda yorumlar kısmına yazın. Aynı zamanda hangi oyunda oynadıysanız onu da yazın ki hepimizin bilgisi olsun. Bakalım bu yazılımın ne kadar üst seviye ya da ne kadar düşük olduğunu hep beraber görelim. Peki hangilerde denemedim? membran e Mebran, Mebran Mekanik ve Rapid Trigger gibi klavyelerde denemedim. Bunu da deneyen olan arkadaşlar yine yorumlar kısmında yazarsa memnun olurum. İleride ben zaten Rapid Trigger bir klavye çekeceğim. Hile mi değil mi çok tartışıyor. Şu anlık hile gibi gözükmüyor. Ve Razer, işte CS2, Valorant, e Overwatch gibi şeylerde oyunlarda oynanabiliyor. <laughs> Kusuruma bakmayın. E oynandığı gibi de herhangi bir hile durumu şu an söz konusu değil. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun ama takip etmekte elbette fayda var. Şimdi nasıl indireceğiz? Onu hemen size anlatayım. GitHub ile başlayan bu siteye giriyorsunuz. Tam adresi yine açıklamalar kısmında olacaktır. GitHub sitesine girdikten sonra üst taraftaki üst taraftaki exe'ye basıyorsunuz. Bastıktan sonra indirin ve yükleyin. Yüklerken karşınıza mavi uyarı çıkacak. İşte Windows bunu desteklemiyor zarf zor gibi şeyler. Bunu aldırış etmeyin. Windows para verseydi bu uyarı çıkmayacaktı. Ben muhasebede kullandığım yazılımda bile çıkıyor arkadaşlar çünkü Windows'a para vermemişler herhangi bir sıkıntı yok Eğer şüphelenirseniz üçüncü şıktaki olan kısım açık kaynak kodu isterseniz açar yapay zeka sorabilirsiniz bunda benim bilgisayarımı zarar verecek bir şey var mı diye sorabilirsiniz ya da yazılımcı arkadaşınız varsa da sorabilirsiniz Excel'e tıkladık yükledik yükledikten sonra açtık ee, yine de yine çalıştıra bastık sonrasında arkadaşlar Program açıldıktan sonra WASD ve ESC Bind'a basmanız gerekiyor. ESC Bind'a bastıktan sonra artık klavyenizde Snap, Tap ve Scott özelliği yani Scott özelliği Scott diyorum hep sürekli ya. Scott özelliği açılmış oldu. Sadece bu kadardı. Ama şunu söz veremiyorum. Yani bütün klavyelerde mi böyle şu an bilmiyorum. Ben sadece Asus belli markalarda, Apple Marker'da, EOS'da denedim. Ama hangi markalarda olur, hangi markalarda olmaz bu lütfen sizin işiniz. Yorumlar kısmına yazın. Şunun e, tam potansiyelini öğrenelim şu yazılımının. Size zahmet olmazsa. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.